Ne olursunuz bu evet, çok önemli. Bu çok güzel Son bir kür. Son dönemde anlaşıldı ki C vitamini çok önemli. C vitaminini turşkillerden alabiliriz. C vitamini kividen çok alabiliriz. C vitamini bütün gıdalarda var, domatesde var, yeşil yapraklılarda var ama portakalda, limonda çok var. Bunlardan da faydalanabiliriz. Nasıl Adı yapacağımızı da çok güzel gösteriyorum. Demiştim daha önce bypass'a veda kürü. Kalbe en iyi gelen meyve kiviymiş. Öyle mi Feridun Bey? Evet sevgili seyircilerim. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın yaklaşık 6 tane kiviyi aldık. Güzelce olgunlarını seçtik. Kabuklarını soyduk. Güzelce ezdik. Ezdik. Ne olur yapın bunu. Herkes çok sevecek ve çok faydalı. İçine ne koyacağız kardeşlerim? Bir tane limonun suyunu koyacağız. Sonra ne koyacağız bunun içine sevgili kardeşlerim? Dünyanın en büyük nimetlerinden birisi zeytinyağı koyacağız. 2 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı koyacağız bunun içine. Peki ne koyacağız kardeşlerim bunun içine? Ceviz inanılmaz bir nimet kalp için. Yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar da cevizin tozunu koyacağız. İyice toz haline getireceğiz. İşte size bomba. Ne yaptık? 6 tane kivi. Ne yaptık? 1 adet limon suyu. Ne yaptık? 2 çorba kaşığı zeytin tozu. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ya da 2 tatlı kaşığı zeytinyağı. 2 çorba. Bir bomba daha koyacağız buna. Ne koyacağız? Allah'ın verdiği bir nimet. Ne? Zeytinin yaprağı. Kalp için çok mükemmel bir şey. Kolesterol için çok mükemmel bir şey. Yaklaşık bir tutam zeytin yapraklarını aldık. Yaklaşık bir dakika kadar, iki dakika kadar kaynattık. Sonra demledik. Süs. Kaynayan bir suyun içine şöyle bir tutam zeytin yapraklarını attık. Şöyle bak bir tutam attık. Yaklaşık 1-2 dakika kaynattık. 1-2 dakika demledik, ne süzdük. Ne güzel rengi çıktı. Bundan da yaklaşık 2 çorba kaşığı koyduk. Şu malzemeleri bir daha sayalım. Biraz fazla oldu, eksik oldu bir şey olmaz. 6 tane kivi. Olgun. 6 tane kivi. 1 adet limon suyu. 2 çorba kaşığı şu yaptığım zeytin yaprağı çayının suyu. 2 çorba kaşığı ceviz tozu. 1 çorba kaşığı, 2 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı. Bunlardan bir tanesi eksik oldu bir şey olur mu? Olmaz ama böyle yaparsanız daha iyi olur. Limonun suyu. Hepsini güzelce karıştırdık. Sevgili kardeşler bunu güzelce yemekler arasında herkese paylaştırın. Tatlı yerine şey yerine beraberce yiyin. Meyve yerine yiyin. Mükemmel bir nimet. Kalp damarları üzerinde etkisi var. Kalbi kuvvetlenince etkisi var. Hatta seyircilerime ikram edelim. Tadında bir baksınlar. Ne kadar mükemmel bir şey olduğunu söylesinler. Evet muhteşem olmuş. Hemen telefonlara cevap vereceğim ama şunu da yapmayın unutmayın. Akşamdan bir bardak suyun içine 6 tane cevizi koyun. Sabaha kadar bekleyin bunu sabah süzün. Tamam sağ olun. Suyunu için cevizlerini yiyin. Bu da çok mükemmel bir nimet.